Evet, tekrardan merhabalar değerli öğretmenlerim. Madde analizinde madde güçlük indeksi, madde ayırtılık indeksi ve çeldirici yorumlama kısmından bahsetmiştik. Şimdi madde varyansı, madde sapması, madde güvenirliği gibi kavramlarımız var. Bunları da söyleyelim arkadaşlar. Bunların nasıl hesaplandığından ziyade yorumlama kısmına bakacağız. Ama tabii hesaplama kısmını da söyleyeceğim. Şimdi daha önce varyans kavramından bahsetmiştik. Daha önce bahsettiğimiz test varyansıydı. Neydi test varyansı? Sapmanın karesi olarak yorumladık ve zaten sapmanın verdiği bilgilerin aynısını veriyordu. Bu da madde varyansı. Yani orada bütün soruların varyansından bahsetmiştik. Burada bir maddenin varyansından bahsedeceğiz. Bu da aynı. Bu da sapmanın karesi ama madde sapmasının karesi. Yani yorum olarak, mantık olarak bir farkı yok aslında. Madde varyansını bulurken SC kare olarak gösteriyoruz. Yani sapmanın karesi arkadaşlar. Varyansı şöyle buluyoruz. PJ çarpı QJ. Yani PJ güçlük indeksi çarpı 1 eksi güçlük indeksi. Bu şekilde madde varyansını bulmamız gerekiyor. Güçlük indeksi çarpı 1 eksi güçlük indeksi. Bakın örneklendirelim arkadaşlar. Bir maddenin güçlüğü diyelim ki 0.3 olsun. Maddenin güçlüğü 0.3. Ne yapacağız şimdi? Güçlük çarpı 1 eksi güçlük. Şöyle yorumlayın, daha basit olsun diye söylüyorum. Güçlük indeksi çarpı güçlük indeksini 1'e tamamlayan sayı. 0.3'ü 1'e tamamlayan sayı kaçtır? 0.7'dir. Çarp bu ikisini. 3 kere 7, 21 diyoruz. Ya da bir maddenin güçlüğü 0.4 olsun. 0.4'ü 1'e tamamlayan sayı 0.6. Çarp bu ikisini. 6 kere 4, 24. Ya da arkadaşlar bir maddenin güçlüğü 0.8 olsun. 1'e tamamlayan sayı 0.2. Çarpalım. 2 kere 8, 16. 0.16. Bu şekilde güçlük çarpı güçlüğü 1'e tamamlayan sayı olarak bulmamız gerekiyor. Peki arkadaşlar, bir maddenin güçlüğü 0 olsun. Maddenin güçlüğü 0. Madde güçlüğü 0 demek ne demekti? O maddeyi kimse yapmamış sınıfta. Yapan kimse yok. 0'ı 1'e tamamlayan sayı 1 çarp ikisini, varyans 0 çıktı. Maddenin güçlüğü 1 olsun. Madde güçlüğü 1 demek maddeyi herkes yapmış demektir. Bütün sınıf doğru yapmış. 1'i 1'e tamamlayan sayı 0 çarp bu ikisini, yine 0 çıktı. Bakın iki durumda da varyans 0 çıktı. Demek ki bir maddenin varyansı 0 ile 0.25 arasında değer alır. 0 ile 0.25 arasında değer alacaktır. Sıfıra doğru gittikçe madde homojenleşir diyoruz. Büyüdükçe 0.25'e doğru gittikçe arkadaşlar heterojenleşir diyoruz. Zaten hatırlayalım, varyans büyüdükçe ya da sapma büyüdükçe zaten aynı şey demek, yani yorum olarak sınıf heterojenleşiyordu, küçüldükçe homojenleşiyordu. Burada da aynı yorum yapıyoruz. Küçüldükçe homojenleşir, büyüdükçe heterojenleşir. Bir maddenin varyansı sıfıra doğru gittikçe madde zor mudur, kolay mıdır diye düşünürsek, o madde zor da olabilir, kolay da olabilir. Eğer ek bilgi vermezse hangisi olduğunu bilemeyiz. Çünkü zor maddeler de homojendir, kimse yapamamıştır. Kolay maddeler de homojendir, yine kim ya da herkes yapmıştır, o yüzden homojendir. Dolayısıyla arkadaşlar, zor olduğu zaman da kolay olduğu zaman da madde homojendir diyoruz. Yani maddenin varyansı 0 çıktıysa, varyans 0 ise o maddenin güçlüğü ya 1'dir ya 0'dır. Yani o maddeyi ya herkes yapmıştır ya da kimse yapmamıştır. Bakın örneği var burada. Varyans 0 çıktı ikisinde de. Birinde güçlük 0, birinde 1. Burada kimse yapmamış demek. Burada herkes yapmış demektir.
O zaman varyans 0 çıktığı zaman maddeyi kimse yapmamış da olabilir ya da maddeyi herkes yapmış da olabilir arkadaşlar. 0,25 çıkması için de tek bir ihtimal var. Tek bir ihtimal. Nedir o da? Madde güçlüğü 0.5 olsun. 0.5'i 1'e tamamlayan sayı yine 0.5. 5 kere 5, 25 diyoruz arkadaşlar. Yani bakın maddenin varyansı en yüksek değere ulaştığında o maddenin güçlük değeri 0.5'tir. Yani madde orta güçlükte bir maddedir diyoruz. Madde orta güçlüktedir dememiz gerekiyor arkadaşlar. Madde varyansının temel yorumudur. Varyans büyüdükçe madde orta güçlüğe gelmeye başlar. Yani heterojenleşir. Varyans küçüldükçe madde homojenleşir. Yani o madde ya zorlaşır ya da kolaylaşır şeklinde söylememiz gerekiyor. Peki güçlük indeksi ile varyans arasındaki ilişkiyi grafik olarak nasıl göstereceğiz? Hemen şöyle gösterelim. Maddenin güçlüğü 0 ile 1 arasında değişiyordu. Şöyle madde varyansı da buraya varyans diyelim. Maksimum 0.25 olur bir maddenin varyansı. Bakın grafiğe baktığımızda arkadaşlar bir maddenin güçlüğü 0 ise varyans da 0 çıkıyor. Bir maddenin güçlüğü 1 ise de varyans 0 çıkıyor. Yani madde çok zor olduğu zaman da çok kolay olduğu zaman da varyans düşüyor bakın. Varyansın maksimum değere ulaşması için madde güçlüğü orta güçlükte olmalıdır. Eğer 0.5 ise varyans maksimum değere ulaşır diyoruz. Güçlük ve varyans arasındaki ilişkiyi gösteren dağılım grafiğimiz bu şekildedir diyebiliriz. Evet. Varyans bu arkadaşlar. İkincisi madde sapması diyoruz. Madde sapması. Madde sapmasını bulurken de PJ çarpı QJ'nin karekökü dememiz gerekiyor arkadaşlar. Varyans sapmanın karesi olduğu için varyansı bulurken kök dışına aldık. Kökü ortadan kaldırdık. Sapmanın da formülü bu. Örnek verelim. Mesela bir maddenin güçlüğü 0.2 olsun. 0.2'yi 1'e tamamlayan sayı 0.8. Çarp bu ikisini 0.16. Şu an neyi bulduk biz? Şu an varyansı bulduk. 0.16. Bu 0.16'yı kök dışına çıkarıyoruz. Çıkardık kök dışına 0.4 diye çıkacaktır. Yani sapma varyansın kare köküdür diyebiliriz arkadaşlar. Sapma varyansın kare köküdür. Sapmanın aralığı da 0 ile 0.5 aralığında değişir. Yorumları aynı. Sadece aralığı farklı. 0 ile 0.5 arasında değişir. Yani 0'a doğru gittikçe, küçüldükçe o madde ya zorlaşır ya da kolaylaşır. Büyüdükçe ise madde orta güçlükte olmaya başlar. Yani heterojenleşir. Orta güçlükte olmaya başlar diyoruz. Yorum kısmı açısından bir farklılık yok. Aynısı. Sadece aralığı 0 ile 0.5 aralığında değişecektir diyebiliriz. Evet, son olarak madde güvenirliği diyoruz arkadaşlar. Madde güvenirliği RJX diyeyim. Güvenirliği bulurken formülümüz SJ çarpı RJ. SJ neydi? Madde sapması. RJ nedir? Ayırt edicilik. Formülü var arkadaşlar. Çok takılmanız gereken bir formül değil. Güvenirliği bulurken
sapma, madde sapması çarpı madde ayırt edildik indeksi diyoruz. Şimdi bu formülü yazma sebebi şu aslında. Hesap yapmaktan ziyade şunun için yazdım. Buradaki sayının yüksek olması için, yani en yüksek değere ulaşması için arkadaşlar, şuradaki sayıların da yüksek olması gerekmiyor mu? Bunlar yükseldikçe çarptığımız zaman sonuç daha büyük. Yani güvenirlik daha büyük çıkacaktır. Peki sapma büyüdükçe sınıf ne oluyordu? Sınıf heterojenleşiyordu. Ve heterojen sınıflara daha güvenilir sınıflar diyorduk. İşte bu da ispatı. Yani güvenirliğin yüksek çıkması istiyorsam sapmanın ve ayırt edildiğin yüksek olması gerekiyor. Hem ayırt edici hem de heterojen maddelerin güvenirliği daha yüksektir diyebiliriz. Peki heterojenleştikçe, sapma büyüdükçe maddenin güçlüğü ne oluyordu? Orta güçlükte oluyordu arkadaşlar. Demek ki bir madde orta güçlükte ise ve ayırt edici madde ise bu gibi maddelerin güvenirliğe katkısı daha yüksektir diyebiliriz. Bu şekilde yorumlayabiliriz. Evet, şimdi bir örnek bir soru çözeyim. Sonra bu madde analizi kısmını bitirelim arkadaşlar. Madde 1, 2, 3, 4 ve 5. madde olsun. Maddelerin varyans değerleri 0,21, 0,24, 0,16, 0,09, 0,25 şeklinde verelim. Bu şekilde bize madde varyans değerlerini vermiş olsun. Mesela şöyle bir soru sorsam arkadaşlar, en zor olması beklenen madde hangisidir? En zor olması beklenen madde hangi maddedir diye sorsam. Hangi maddedir? En zor olması beklenen madde. Evet, 4. maddedir arkadaşlar. Peki en kolay olması beklenen madde deseydim yine 4'tü. Çünkü bir maddenin varyans değeri sıfıra doğru yakınlaştıkça bu madde ya zorlaşır ya da kolaylaşır demiştik. Zaten o yüzden bakın beklenen diye sordum. Ben kesin soramam. Madde varyansı düştükçe o madde zor da olabilir, kolay da olabilir. O yüzden iki soruda da zor diye sorarsın da kolay diye sorarsın da varyansı en düşük değeri almamız lazım. Mesela dördüncü maddenin güçlük indeksini İki ihtimalli bulabiliriz. Bu maddenin güçlüğü ya 0,1'dir ya da 0,9'dur. Çarptığımız zaman bize burayı veriyor mu? Evet veriyor arkadaşlar. Şimdi maddenin güçlüğü bu mu bilmiyorum. İkisi olabilir. 0,1 olursa madde çok zordur. 0,9 olursa madde çok kolaydır. Hangisi olduğunu bilmediğimiz için maddenin zor ya da kolay olması durumunda varyans değeri düşmeye başlar diyoruz. Peki bu maddenin güçlüğü 0,3 çarpı 0,3 olabilir mi? O da sonuçta 0,09 yapıyor. Olabilir mi? Olmaz. Neden? Çünkü varyans herhangi iki sayının çarpımı değil. Birbirini bire tamamlayan sayıların çarpımı. O yüzden toplamlarının da 1 olması lazım. Buna dikkat edin lütfen. Toplamlarının da 1 yapması gerekiyor. Bu şekilde yapacağız. Mesela birinci maddenin güçlüğü ya 0,3'tür, 0,3 ya da 0,7'dir. Bakın toplamları 1 yapıyor, çarpımları buraya veriyor. İkinci maddenin güçlüğü arkadaşlar ya 0,6'dır ya da 0,4'tür. Toplamları 1 yapıyor, çarpımları 6 kere 4 buraya veriyor bize. Üçüncü maddenin güçlüğü ya 0,2'dir
ya da 0.8'dir. 2 kere 8 16 ve toplamları 1. Bakın. Dördüncü maddenin güçlüğü 0.1'e 0.9'dur. Beşinci maddenin güçlüğü de 0.5'e 0.5'tir şeklinde söylememiz gerekiyor. Toplamlarının 1 yapması gerektiğini lütfen unutmayalım. Çarpımları da bize varyansı vermesi gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde söyleyebiliriz. Mesela şöyle bir soru gelmişti yakın bir tarihte, hatta 2020 sorusunda. Yapılan bir sınavda bütün sınıf bütün soruları doğru yapmış. Bütün sınıf bütün soruları doğru yapmıştır diyordu. Herkes doğru yapmış soruları. Yani bütün sınıf sınavdan tam puan almış. Böyle bir durumda bunlardan hangileri sıfır çıkar diye sormuş. Madde ayırt edicilik indeksi, madde güçlük indeksi ve madde varyansı hangileri sıfır çıkar diye sormuş arkadaşlar. Eğer bir maddeyi bütün sınıf doğru yaptıysa, bütün sınıf yani tam puan aldıysa o sınavdan, ayırt edicilik sıfırdır. Çünkü herkes yaptığı için madde bilenle bilmeyeni ayıramamıştır. Dolayısıyla ayırt edicilik sıfır çıkar diyoruz. Herkes yaptıysa güçlük birdir arkadaşlar. Güçlük sıfır çıkmaz. Güçlük değeri birdir diyoruz. Varyans da sıfırdır. Çünkü herkes yaptıysa maddenin güçlüğü birdir. Madde güçlüğü bir olduğu için varyansı bulurken biri biri tamamlayan sayı sıfır çarptığımızda varyans sıfır çıkacaktır. O yüzden sorunun cevabı 1 ve 3 diye söylememiz gerekiyordu. Evet, varyansın genel mantığı budur. Homojenlik, heterojenlik hakkında bilgi verir dedik. Varyans düştükçe madde ya zorlaşır ya da kolaylaşır. Varyans yükseldikçe heterojenleşir, yani madde orta güçlüğe gelmeye başlar arkadaşlar. Bu şekilde ifade etmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.